İki çerçeve çizdi Sayın Erdoğan. Birincisi aslında bugüne kadar genel ifadelerini kullandığı Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bey'in koyduğu vizyonun ya da işte mesele yaklaşım biçiminin önemli ve tarihsel olduğunu vurguladı. Ama herhalde en çok tartışacağımız konu bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanım, ben bu süreçten çok da umutlu değilim. Yani Kandil meselesi, DEM meselesinin açıklamalarından kaynaklı olarak bu konuda çok da umut var olmaması ya da olmaması gerektiğini de ifade etti. Elbette ki dedi, terörle mücadele sürecek. Kuşkusuz biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak terörle mücadelenin sürmesi konusunda, terörün bitmesi konusunda, Türkiye'nin terörsüz bir biçimde yaşaması konusunda elbette ki her türlü desteğe ve katkıya hazırız. Ama beklenti biraz daha farklıydı açıkçası. O da şuydu, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu, somut olarak ortaya koyduğu sürece ilişkin olarak örneğin DEM'le işte Öcalan görüşsün yaklaşımına Sayın Cumhurbaşkanı nasıl değerlendirildiğini bilmiyoruz. Biraz önce siz haberde verdiniz, Adalet Bakanı gerekli mekanizmaların çalıştığını ifade etti. Ama dikkat ederseniz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı 3 defa bu konuyla ilgili grup toplantısında konuştu ama hiçbir defasında Öcalan ismini ağzına almadı. Meclise gelip gelmemesi konusunda bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla evet, biz her konuda mutabıkız dedi Devlet Bey'le, Sayın Bahçeli'yle mutabık olduklarını ifade etti. Ama sonuçta ülkeyi yöneten, bütün bu süreçlerin yasal ya da anayasal çerçevesini hazırlayacak olan kişi elbette ki ya da parti, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla beklentiler daha somut bir çerçevenin çizilmesi yönündeydi. Bu somut çerçeve bir kez daha çizilmedi. Nasıl ölçümler mi yapılıyor, kamuoyu yoklamaları mı yapılıyor, bu sürece ilişkin bir takım hassasiyetler mi geliştiriliyor, bunu bilmiyoruz. Ama bence biraz önce söylediğim bundan sonra tartışılacak cümle bu sürece ilişkin çok da umut var olmadığı yönündeki cümlesiydi. Siz neden öyle düşündüğünü düşünüyorsunuz? Şimdi evet dedi ki DEM'e ve Kandil'e baktığımız zaman dedi iyi açıklamalar gelmiyor. Belli ki tatmin olmuyor. Ama diğer taraftan da dün DEM Parti eş genel başkanlarının Adalet Bakanlığı'na bir başvurusu var. Öcalan'la görüşecekler. Hatta Tuncer Bakıran hemen cevap verdi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çağrısına diyelim. Dedi ki Bahçeli'nin sözleri için aklımız aynı işliyor dedi. Orada bir süreç işleyecek gibi giderken biraz bir erteleme mi yaşanıyor? Ne dersiniz? Siz nasıl hissediyorsunuz? Yani beklenti bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu güçlendirecek bir açıklamasında bulunmasıydı. Genel ilkesel bir tutum içerisinde denilebilir ki buna destek verdi ama Sayın Bahçeli somut bir süreç işletiyor. Bu somut sürece ilişkin olarak da Sayın Cumhurbaşkanı somut bir adım atmıyor ya da somut bir çözümlemede bulunmuyor. O çerçevede de elbette ki hatırlarsanız Sayın Bahçeli bu açıklama yaparken şunu ifade etmişti. Yani Öcalan gelsin meclise konuşsun ama bu iş Kandil'le çözülebilecek bir mesele değil. Dolayısıyla hani DEM grubunda konuşsun. Öcalan ve DEM'i merkeze alan bir yaklaşım geliştirmişti Sayın Bahçeli. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Kandil'den gelen açıklamalar bu sürecin çok daha hani iyi işlemeyeceğini, gitmeyeceğini ya da bizim umut var olmamamız gerektiği konusunda bir takım doneler veriyor. O aslında Sayın Bahçeli'nin, mesela Sayın Bahçeli Kandil'i katmamıştı bu sürecin içine. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bugün Kandil'in de bu süreçle ilgili olarak olumlu açıklamalar yapmadığını ifade etti. Elbette ki bu süreç önemli bir süreçtir. Gerçekten hani Sayın Bahçeli'nin aldığı güç ya da pozisyon ya da işte kendi siyasal birikimi, kendi siyasal pozisyonu, bunlar elbette ki değerlidir. Ama nihayetinde hepimizin amacı bu ülkede gerçekten toplumsal ve siyasal barışın sağlanması ve terörün bir an önce bitmesidir. Oradaki beklenti ne derece karşılanır? Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz daha bakmaya devam edeceğiz. Peki Galip Bey, biraz önce konuşuyorduk, kesildi. Siz biraz da toparlayarak bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ali Haydar Bey'e katılıyor musunuz? Daha somut bir açıklama yapması bekleniyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama bu yönde bir açıklama gelmedi. Fakat Sayın Bahçeli ile ortak bir vizyon paylaştıklarını da dile getirdiler. Size göre bu süreç nasıl işleyecek ve biraz daha mı zamana yayılıyor? Ne dersiniz?
Şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanı çerçevesini net olarak çizdi. Tüm Kandili de, İmralı'yı da, DEM'i de, toplumu da içine katarak içinden geçtiğimiz süreci ve Bahçeli'nin açıklamalarını da bir çerçeve çizdi aslında. Tabii hani net bir cümle niye kullanmıyor? Çünkü son sözü söyleyen adamın daha temkinli olması gerek. Son sözü söyleyecek olan kişi görmesi gerekir. Yani karşıdan her şey konuşuldu. Anlayan herkes neyin ne olduğunu anladı. Hı hı. Şimdi taraflardan henüz gelen bir cevap yok. Taraflardan kararını vermeli, DEM kararını vermeli. Yani burada en önemli sorumluluk DEM'e düşüyor tabii, bir yani demokratik siyaseti, bu işi çözecek olan siyasetin kendisidir. O yüzden DEM'den olumlu sinyaller gelse de hani kendi başına bir takım kararları veremiyorlar, önemli kararları. Kandil ciddi bir şekilde, Kandil'in vesayeti var şeyin üzerinde. Ancak silahı bırakacak olan Kandil'in kendisidir. Çağrıyı yapacak olan Öcalan'dır. Ama Öcalan'ın çağrısına rağmen Kandil silah bırakmasa da DEM'in tutumu önemlidir. Neticede Kandil'in uluslararası güçlerin bir aparatı haline geldiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla bazı uluslararası mecbur kalabilirler ve şu anda dağda ve elinde silah tutma gerekçeleri sadece Türkiye'nin içindeki siyaseti dizayn etme ile tarif edilemez. O zaman Galip Bey, öncelikle devlet ve Cumhurbaşkanı ve Erdoğan DEM'le Öcalan arasında olası bir görüşmenin sonuçlarını mı bekliyor olacak? Ve siz de biraz önce söylediniz, yani ben şunu söyleyeyim. Öcalan silah bırakma çağrısında bulunsa fakat Kandil bulunmasa bu süreci kilitleyecek bir unsur olarak önümüze çıkar mı? Ne dersiniz? Bakın, DEM'in vereceği karar Kandil'in silah bırakmasından daha önemlidir diyebilirim. Peki, çok net söylüyorum. DEM'in tutunacağı tavır Kandil'in silah bırakmasından daha mühimdir. DEM silahlı güçlerin vesayetini kurtulup Türkiye'nin, Kürt halkının, Türkiye'nin birliğinin, bütünlüğünün, geleceğinin geleceği adına eğer siyaset yapmaya karar verirse şeyinin geleceğine mühim katkılar sunar. Ancak Türkiye'de daha fazla için elinde silah bulundurduğunu, şiddet uyguladığını söyleyenlere kimse artık inanmıyor. O zaman orası da karar verecek. Öcalan'ın çağrısı ortada olursa, DEM'in demokratik siyasetteki tavrı ve ısrarı olursa, Kandil ya diyecek ki ben artık Suriye'deki pozisyon için, orada bir inisiyatif almak için, veyahut da ben İran'ın ideolojik çıkarları için silahı kullanıyorum diyecek. Çünkü artık Türkiye'de bu işin meşruiyetinin olmadığını ve kalmadığını herkes kabul ediyor. Evet. Kendileri de söylüyor. Yani bir, bu önemli olan DEM'in tavrıdır burada. Ali Aydar Bey, siz ne diyorsunuz? Daha... Galip Bey önemli, dikkat çekici bir şey söyledi. Yani DEM'in tutunacağı tavır Kandil'in bırakacağı silahtan daha önemlidir. Kısaca bunu da bir alayım ve CHP nerede duruyor? Bu özellikle dün hem Özgür Özel'in dün yaptığı ve bu sabah yaptığı açıklamalar vardı bu konuya ilişkin. Sizi dinleyelim, 3 dakikamız var. Kuşkusuz Galip Bey'in söylediği önemli. Ben de kişisel olarak ona katılırım. DEM'in mutlak suretle bir siyasal özne olarak bu sürecin, çünkü Kürt halkının oyunu aldı ve dolayısıyla bu sorun çözüm yeri eğer meclisse, eğer bunu biz kendi ulusumuz içerisinde, kendi ülkemiz içerisinde çözeceksek, DEM'in gerçek anlamda burada bir siyasal özne olarak aktif bir rol alması gerekiyor. Öcalan bu sürece katkı koyar mı koymaz mı onu elbette ki önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama şu andan itibaren çatışmanın, terörün, silahın herhangi bir biçimde siyasetin üzerine bir gölge düşürmemesi gerekiyor ve gerçekten Orta Doğu'da ciddi bir değişim var. Evet. Ve bu değişimin ülkemizi kaotik bir süreci sürüklememesi için herkes bir duyarlılık göstermeli. Bizim genel başkanımız da o çerçevede bir duyarlılık ortaya koymuştur. Önemli olan toplumsal ve siyasal mutabakatın sağlanması ve bütün bu sürecin şeffaf bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi altında yürütülmesidir. Pekala. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat haber hattında konuğumuz oldu.